Hemen birkaç tane de cümlede eksik olan ifadeyi bulma sorularını çözelim değil mi? Şimdi bu eksik ifade ya başta olur ya da sonda oluyor. 31'den 41'e tam 10 soru bu şekilde. Yani 5'i başta boşluk, 5'i de sonda boşluk. Evet. Nokta nokta tetetallabu meharatin zihniyeten aliyeten. Bu nokta noktada bahsedeceğimiz şey yüksek zihni becerileri gerektirir. Ve tahtitatin ve tedabira ba'idetel meda. Ba'idetul meda arkadaşlar bir kalıp uzun vadeli demek, uzun dönemli demek ve uzun alan manasında da kullanılır. Yerine göre emeden ba'ida geçiyor ayet-i kerimede uzun bir süre. Ondan sonra planlamalar gerektirir ve uzun vadeli tedbirler gerektirirmiş bu. Bakalım neymiş? A. Hunake el'abun teşhazul lubbe. Zihni bileyleyen şahaze yeşhazu bilemek manasında kullanmıştık bunu. Aklı keskinleştirir. Zihni keskinleştirir. Ve tenmi sabra sabrı geliştirir. Ve ruhal mesaberati ve devamlılık ruhunu da canlı tutar. Ondan sonra gerektir. Ne bu? Bir takım oyunlar diyor burada. Şimdi oyunların hepsi bu dediklerini yapar mı? Yani kendisinden sonra gelen zihni yüksek zihni kabiliyet gerektirir mi, gerektirmez. Ve minel ma'rufu bilinmektedir ki enne şatranç neşe evvelen fil. Hind. İlk önce Hindistan'da ortaya çıktı ve tetadalle bu. Yani ortaya çıktı ama Ondan sonra cümle bitmemiş. Tamam ortaya çıktı ne oldu ki? Virgül var burada. Benim bu cümleyi tamamlamam lazım. En azından yarı tamam olması lazım. İlk başta Hindistan'da çıktı ama buna geride satranca işaret edecek bir şey bulamıyorum. Burada. C. Eşatranç, lobetün, kadimetün eski bir oyundur ve riyaziyetün, akliyetün ve akıl sporudur. Sonra satranç böyle bir şeydir. Tetadalle bu gerektirir şunu şunu şunu. Oldu mu? Yani çok zor bir soru değil gibi geldi bana. De eşşatranç leysel basit basitaten satranç basit bir oyun değildir. Müreffiheten fahat ve sadece rahatlatıcı basit bir oyun değildir. Ondan sonra tetadalle bu gerektirir. Şimdi burada bu değişikliği uygun gibi gözükebilir. Ama arkadaşlar fahas bu deri ya burada. Bu fehas bu bizim işimizi bozuyor. Niye? Sadece bunu tamamlayıcı bir edat isterdi bizden. Yani direkt tetegalle bu diye başlamazdı. Dolayısıyla yukarıdaki varken ben bunu işaretlemem. Ama normalde olabilir. Bu şıkta uygun gibi duruyor. Değil mi? Sizce de öyle değil mi? Ben bunu yapmıştım hocam sınavda. Yani sen bunu yaptın. Niye yanlış olduğunu anladın mı? <laughs> Fahas bu var ya orada. Evet hocam. Sadece dedim mi kesiyor. Sadece jilet gibi. Kattu, hasbu. فحas. Bunlar cümleyi kesiyor. Ondan sonra ve gelebilir, bel gelebilir. Ondan sonra lakin olabilir ama burada hiçbir şey olmadığı için bunu yapamıyoruz maalesef. Ondan sonra la yaktasiru devrul la'bi. Oyunun rolü sınırlı değildir. Ala temziyeti evkatil feragi. Fakat sadece boş vakit geçirmekle sınırlı değildir. Bu da olmaz. Doğru cevap D yapıp geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sorularda not alabilirsiniz veya ben de ekrana yansıtabilirsem yansıtayım. Bir, boşluktaki kelime yani bizden istenen kelime veyahut da kendisinden sonraki kelime. Verilen yani şöyle söyleyeyim kısaca verilen cümle verilmeyeni bir açıklayacak mı? Yani paralel bir cümle mi olacak? Yani eş anlamlı yani onu açıklayıcı bir cümle mi olacak bu bir. İkincisi aksini mi söyleyecek? Yani böyle böyle geldi bel böyle böyle mi? Bu mu olacak? Veya lakin mi gelecek? yani şunu şunu yaptım ama veya ben bunu bunu yaparken böyle yani paralel cümle mi olacak yani açıklayacak mı tam zıddını mı verecek lakin illa yarı mı verecek? Ben böyle böyle yaparken şöyle. Veyahut da istisnada da bunu değerlendirebiliriz. Bizden istisna istiyor mu? İstisna yapacak mı? Ondan sonra diğer önemli bir husus gramer bağlantısı var mı? Yani boşlukta şart gelip bir sonraki cümlede cezası geliyor mu? Yani cevabı geliyor mu? Boşlukta innenin ismi var. Haberi boşluktan sonra gelebiliyor mu? Veya boşlukta inne var. Ondan sonra muhakkar ismi gelebiliyor mu? Gibi gibi bu noktalara dikkat edebiliriz arkadaşlar. Tamam. 32 yani nokta noktayı verdi. iz çünkü yuaddu. Bak mesela çünkü dedi. Ne aradı bizden? Sebep arıyor şimdi. Geride bir şey söyledi. Bir yargıyı verdi. Bu yargının sebebini bizden istiyor. Bakın burada. İz çünkü yani böyle böyle oldu. Çünkü yuaddu muhimmen li hayatil kainati cemi'iha. Bu cemi'iha ifadesinde burada tekit arkadaşlar. Olaydaki mecazı, kinayı ortadan kaldırıyor bütün kainattaki canlıların hayatı için önemli sayılır. Bihtilafi bir etiha çevresi değişmekle beraber yani nerede yaşarsa yaşasın bütün canlılar için önemli sayılır. Fela yestadiyo ahadun hiç kimse yapamaz el istigna anhu ondan kaçınamaz. Yani ondan ihtiyaçsız kalamaz. Ondan müstani kalamaz. Neymiş bu bakalım? Gayra el arkadaş. Bak Notal, gayra ile başlıyorsa bir cümle o bizim cevabımız olamaz. Çünkü tam cümle gayra ile başlamaz. Gerisini hiç okumazlar. İlla, gayra, işte ben gayra istisna yapacağım bu başka bir şey diyeceğim. Ama önünde bir şey gelmesi lazım. He, bu boşluk sonda olsaydı gayrayı eleme tamam. Bu da bizim için ipucu olabilirdi ama... Boşluk başta olduğu zaman gayre okuma kardeşim. İllahi okuma kardeşim. Beynama'yı okuma kardeşim. Yani geride bir şey vermedi ki bana. Geride bir şey varsa tamam. Gayra ennel insan yestakdimul ma fi kesir <laughs> min Ancak şu kadar var ki, bunu söylemiştim zaten. Gayra <laughs> enne ancak şu kadar var ki demek. Ancak şu kadar var ki insan suyu günlük uygulamalarının bir çoğunda kullanır. Tamam. Ama yani yapabilecek bir şey yok kardeş. Sen olmazsın. Yu'addul ma'usu sayılır min etmenil mevaridi ve ehemmiha. En önemli ve en değerli maddelerden sayılır. Ala vecil ardı yeryüzünde. Su yeryüzünde bulunan en kıymetli ve en önemli maddelerden sayılır. Çünkü kainat onsuz yapamaz. Nasıl? Yani direkt e, çıkıyor. Bu da kolay çünkü su üzerinde koruştuğu için kolay yapılabilir. يَسْتَخْدِمُ الْبَعْضُ الْمَاءَ فِي الصِّنَاعَاتِ وَالْعَد۪يدِ مِنَ الْمَجَالَاتِ الْاُخْرَى Bazıları suyu sanayide ve birçok diğer alanda kullanıyor. Çünkü yaşayan canlıların hayatı için önemlidir. Olmadı çünkü sanayi girdi işin içine. قَدْ قَدَّرَ الْعُلَمَاءُ Bilim adamları takdir etti hacmel miyahil külliyi bütün suyun hacmini el ve sittin milyar metre maka'ab takriben yaklaşık 1360 milyar metre küp olduğunu takdir etti, tahmin etti. Ne oldu? Yani tahminle canlıların hayatı için değerli olması bir bağlantı yok. Tu'raful <laughs> el miyahu el-adime. El-miyahu el-adime ne demek? Adime, miyahu el-adimeyi söyledik mi bilmiyorum da el adimeyi söyledik. Adime egzoz dedik hatta. Egzoz atık manasında. Yani niye egzoza adime demiş? Çünkü o dışarı atıyor. Kana, kanalizasyon kan suyu. A aynen. <laughs> el miyahul adime de kanalizasyon suyu. Atık suyu bilinir. Bi ennehel miyah el müstehleke fi istihdamatil insan insanın kullanımlarında harcamış olduğu su diye bilinir. Bu atık bu hayat suyu olmuyor. Doğru cevap B olmuş. Oluyor arkadaşlar. Evet 33 nokta nokta sümme tahavvelet sonra dönüştü. Bakın sümme gelmiş bir şey var yani açıklıyor sonra şöyle de olmuş. Sümme tahavvelet hilalen nısfi karnin yarım asır döneminde esnasında dönüştü ila kuvvetin iptisadiyetin ve ilmiyetin bilimsel, ekonomik bir güce dönüştü. Nasıl? Tünafisü ekbara düveli fil alemi sınaiyi. Sanayi dünyasında en büyük devlet olarak yarışacak derecede bir bilimsel, iktisadi güce dönüştü. Yani ne arayacağız? Tahavvelet var bakın. Önceden böyleydi. Sonra bu hale geldi. A. Küllü <laughs> mevatni yabani. Her Japon vatandaşı yertebitu irtibatan vesikan sağlam bir bağla bağlıdır. Bir ilmiyetin bilimsel bina el müştemai toplumun inşasında nedir? Bilimsel sağlam bir bağla bağlıdır. Sümme bağı çözüldü deseydi veya sonra araları açıldı gibi bir şey söyleseydi olabilir ama alakası yok. de şaabul yabani Japon halk dayandı. Mebde ruhil cema'i toplumsal ruh ilkesine dayandı, güvendi. Sonra dönüştü toplumsal ruha dayanmayan bir şeye olsaydı olurdu. Maalesef bu da olmuyor. Ondan sonra hatta şöyle de diyebiliriz. Tahavvele olduğu için bundan sonraki de olumlu olduğu için önceden olumsuz olup sonradan olumlu olan bir şey olması lazım ki A, B ikisi de olumlu. Olumlu olumluya dönüşmez. Olumsuz olumluya dönüşür. Dolayısıyla biz olumsuz bir cümle arayacağız burada. Yani edat olarak değil, mana olarak. Esara i'cabel alem dünyanın hayretini celbetti ve <laughs> tesaelehu ve merakını an sirri <laughs> yaban Japonya'nın ilerlemesindeki sır dünyanın dikkatini ve merakını celbetti. Ne oldu sonra? Sonra dönüştü. Yine olmadı. Yine bir ortada olumlu bir olay var. Ala sahilil il hadi. El muhit hadi geçmişti. Ne demek? Pasifik okyanusu. Güzel. Pasifik okyanusu kıyıları üzerinde vardır. Mecmuatü cüzirin adalar topluluğu yutlak ve aleyhel yapan ona Japon diye isim verilmiştir. Ne oldu? Hiçbir şey. E'ye bakalım. Aşet el yaban. Japonya yaşadı. Zamanen tavilen. Uzun bir süre yaşadı. Fi haleti fakrin ve üzletin. Üzlet yani toplumdan uzak, yalnız ve fakir bir durum yaşadı. Uzun süre. Sonra dünyanın yani yarım asırda 50 yılda dünyanın en büyükleriyle iktisadi ve bilimsel anlamda yarışır oldu. Nasıl arkadaşlar? Cuk diye oturuyor. Dördü olumlu, bir tanesi olumsuz. O da bizim cevabımız oluyor. İnşallah Türkiye'de yarım asır içerisinde dünyanın gücü olacak arkadaşlar. 34. Haysu. Haysu gördük arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin olmazsa olmaz kelimesi Haysu arkadaşlar. Demek ki kapalı bir durum var açıklayacak. Tahkusu tegayyuratun. Değişiklikler meydana geldi. Fizyolojiyetin, fizyolojik değişiklikler meydana geldi. Li'idadit tuyuri lit kuşları üremeye hazırlamak için ma saati'n nehari gündüz saatleri uzamasıyla beraber ne zaman bidayeten min fasli rabi'i ilk bahar mevsiminin başlangıcından itibaren gündüzün uzamasıyla beraber kuşların üremesi için hazırlıklar yani hazırlamak için fizyolojik olarak değişiklikler meydana geldi. Şimdi demek ki geride bir kuş bir değil kuşlar geçecek çünkü et duyur cins gelmiş kuş cinsi. Bunun hakkında bir yargı ve onu açıklayacak. A. Et tavus. Tavusu gördün ele niye? Çünkü et duyur. Kuş cinsi genel anlamda söylüyor. Burada et tavus diyor. Ne? Tavustan bahsetmeyin abi bana. Tavus kuşu min eksel ve cemalen en güzel kuştur ve tevacüden fil qaratil amerikiyya. Amerika kıtasında en çok bulunan kuştur. Olmadı. B. Et duyur kuşlar. He. Bak şimdi buraya. Çünkü kuşlar dedi. Mina hayvanatil ulfiyeti evcil hayvanlardandır. Elleti tetimmu mu terbiye edilebilen fil buyuti evlerde. Haytu şöyle ki üreme. Olmadı değil mi? Hem bütün kuşlar Gerçi elamı tarifi burada belli bir kuşa nispet edebiliriz ama geçmedi geride. Dolayısıyla bütün kuşları da evde besleyemeyeceğimiz için olmadı. Hem bütün kuşlar evcilde değil. C. Tetezavacu et tuyuru. Kuşlar çiftleşir ve tetekâtel çoğalır bir şeklin rahibin korkunç bir şekilde fi şitayı kış mevsiminde. Rahip, rahip de geçti okuduk bunda korkunç bir şekilde kış aylarında gelişir. Abi biz ilk bahar aylarını söylüyoruz. Kış aylarını söylemiyoruz. De hünake eğer şurada hayf yerine belmel lakin olsaydı o zaman tersini arardık. Ama açıklayacak. Onun için şita olmaz. De hunake a'razun adidetun. A'raz ne arkadaşlar burada? Etken. Septom belirti. Tamam Özellikle hastalıklarla kullanıldığı zaman septom deniyor. Hunake a'razun <laughs> adidetun. Birçok septomlar belirtiler vardır. Tedullu alel emrazilleti tusabu bihet tuyur. <laughs> Kuşlara bulaşan hastalıklara delalet eden. Ne oldu şimdi? hastalıktan bahsetmiyoruz abi. Bizim konumuz tekasür, üreme. E şıkkı yerte bir tu mevsimu tezavucu tuyur. Kuşların çiftleşme mevsimi alakalıdır. Ve te ve onların çoğalması. Veya şöyle yapalım. Mevsimu tezavucu tuyuri. Yani onun mevsimini muzafın lehi yapalım. Kuşların üreme mevsimi ve teka turiha. Yani oraya bağlayacağız. Çoğalma mevsimi bi saatin nehari gündüz saatlerinin uzamasıyla alakalıdır. Bunu nereye bağlayabiliriz arkadaşlar? Genelde kapalı bir cümle söyledik. Gündüz çoğalıyor demek ki kuşlar. Gündüz saatleriyle alakalıdır. Şöyle ki devam ediyor diyor diyor. Ma tezayyudi saatin nehari gündüz saatlerinin çoğalmasıyla beraber. Direkt cevabı söylemiş arkadaşlar. Beşinci soruya geldik değil mi? Evet. Beşinci soruyu da okuyalım bitirelim. Nokta nokta feminha. Aha geldi bizim feminhamız. Minha arkadaşlar. Hatta kara minha demiştim. Hatırlıyorsanız Nahir kitabı kafiyede minha minha diye devam eden birkaç sayfa bir bölüm var. Onlara kara minha diyoruz demiştim. Eskilerden ama belki hatırlamayabilirsiniz yeniler. Feminha onlardandır. Direkt manası bu. Yani geride bize ne yapacak arkadaşlar? Birkaç bir şey sayacak. Ondan sonra veya bir şey sayacak. Bundan sonra gelen de onlardan olmuş olacak. Bir tur yani minha olduğu için. Ve minha onlardandır. Men ya'işu fil gaba. Ormanlarda yaşayan. Vel cibel dağlarda. Ve sahari çöllerde. Ve minha yine onlardandır. Bak devam ediyor. Men yatiru uçan. Ev yahzifu sürünen. Ev ya'işu fil ma'i. Veyahut da suda yaşayan. Yani burada bizim aradığımız cins öyle bir şey olacak ki ormanda yaşayacak, dağda yaşayacak, çöllerde yaşayacak, uçacak, sürünecek ve suda da yaşayacak. Tamam. A. El adidu min enva'il hayvanati hayvan türlerinden birçoğu el mevcudeti alel küratil ardiyeti yer kürede yeryüzünde bulunan hayvan türlerinin çoğu ta'i şu alet turbeti torbada torba <laughs> yaşar. Turbe ne arkadaşlar? Toprak. Toprakta yaşar. Yani bize türbe diyoruz ya. Şimdi toprakta yaşar dedim mi biz otomatikman bunu elememiz gerekiyor. Neden? Çünkü ya işi Ve cibal dedi. Eledik. İnnel hayvanati hayvanlar. Ta'iş yaşar. Fi emakine muhtelifetin. Farklı farklı yerlerde yaşar. Ve bir zurufi hayatin muhtelifetin. Ve farklı farklı hayat koşullarında yaşarlar. Hayvanlar. Bak genel hayvanlar farklı farklı, farklı demiş. Sana bir İpucu da vermiş. Farklı farklı koşullar demiş. Ondan sonra da açıklamış. Ne? O farklı koşullar, farklı farklı mekanlar ne? Orman, dağ, çöl, farklı koşullar ne? Denizde yüzer, havada uçar, sürünür, değil mi? B artık direkt bağırıyor. C'ye bakalım. Tesladu el hayvanatu ferisete. Hayvanlar avını avlar. Değil mi? Kaç tane av avlama mevzusu okuduk? Bir turukin bir takım yollarla ve tekniyatin bir takım tekniklerle muhtelifetin ve müteaddidetin farklı farklı tekniklerle avını avlar. Sonra ne olur? Yani avla alakalı hiçbir şey bahsetmedi. De muazzamul hayvanati hayvanların çoğu taiş yaşar fi gabatil amazon. Amazon ormanında yaşar. Arkadaş sana dedi ki gabat var, cibal var. Olmaz. Ve tetekâsuru ve orada çoğalırlar. Olmaz. Yani olduğumaya çalışsak da olmaz. E keşefel ulemâ'u an adîdetin. Birçok yer keşfetti bilim adamları. Te'işu fîhel hayavânât el berru mâiyye. El berru mâ ne demek? El berru kara. El mâiyye su. Ne demek ikisi mantıken? Amfibik hayvanlar için. Hem karada hem suda yaşayan. Amfibik. Hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar için kullanılan bir ifade. Bununla alakalı bir soruda gelmişti zaten. Bu berrumayiye ile alakalı. E şimdi hem karada yaşayan hem de suda yaşayan hayvan cismini söyledin sen bana. Dolayısıyla bunu da işaretleyemeyiz. Doğru cevap B olmuş oluyor arkadaşlar. Evet 5 soruyu da bu şekilde çözmüş olalım. İnşallah bir dahaki derste devam ederiz. <laughs>